Mehmetçik başlangıçtan itibaren büyük bir azim ve kararlılıkla, gerçekten büyük bir fedakarlıkla, terörle mücadelede olduğu gibi, hudut güveninde olduğu gibi hem fedakarlık hem kahramanlık, yapılması gereken ne varsa yaptı, yapmaya devam ediyor. Bütün efendim görevlerini de bu arada yapıyor. Terörle mücadele devam ediyor arkadaşlar. Hudut güvenliği devam ediyor. Semalarımızda, denizlerimizde hak, alakım ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için gayretlerimiz devam ediyor. Bütün bunların yanı sıra Mehmetçik aynı zamanda burada da deprem bölgesine de değerli vatandaşlarımızın acısını dindirmek için, yaralarını sarmak için gayretlerini sürdürdü, sürdürmeye devam ediyor. Şimdi Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi, Deniz Kuvvetleri Harekat Merkezi, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi, Genel Okuma Harekat Merkezi, Milli Savunma, her yerde harekat merkezi var. Her yerde efendim bir şey var. Personel var. Ciddi sayıda personel var. Bunlar zaten olayları gece gündüz 24 saat devam ediyor, takip ediyorlardı. Bunları görür görmez süratle arkadaşlarım yapılması gereken ne varsa bunlarla alakalı tedbirlerini aldılar ve saat 4.30'da arkadaşlarım bu merkezlerden işte Mezhebe, Genelkurmay, Karadeniz, Hava rapor istendi araziden, sahadan, birliklerden ve bu arada tabii önemli bir konu var. İşte demek istediğim şey bu, gözden kaçmasın. Anında Türk Silahlı Kuvvetleri insan yardım tugayını ikaz etmişler. Hazır ol diye. Kağıt kaçta? 4.30'da. Bu önemli. Ve saat 4.50'de 2. Ordu Komutanımız Orgeneral Metin Gürak efendim görevinin başında. Saat 4.50. Saat 4.50 2. Ordu Komutanımız görevinin başında ve birliklerden rapor almaya başladı. Ne oldu diye. Onlara soruyor. Onlardan bilgi alıyor. Efendim ve saat 5'te Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi. Efendim teşekkür etti arkadaşlarım. Aktif oldu, tesis edildi. Ve eş zamanlı olarak Genelkurmay'da Kara Deniz Hava Kuvvetleri Komutanlığı da bu merkezler zaten çalışıyorlardı. Takviyeli personelle çalışmalarını genişlettiler, derinleştirdiler. Çalışmalar sürüyor. Ve saat 5'te, dikkat edin bak saat 4.17, saat 5. Saat 5'te arkadaşlarım Mezhebe Genkur ve kuvvet komutanlıkları görevlerinin başındaydı. Herkes bak görevin başında. Saat 5. Efendim 5'i 10 geçeye kadar efendim çeşitli görüşmeler yaptık. Yaptım. Efendim Genelkurmay Başkanı'yla ve de ilgili arkadaşlarla konuştuk. Görüştük arkadaşlarım ve aldığımız rapor, aldığımız bilgileri Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Sayın Cumhurbaşkanım, deprem oldu malum. Evet, geçmiş olsun efendim. İnşallah kötü bir şey yoktur. Saat 5'i 10 geçiyor. Efendim aldığımız haberlere göre, ilk haberlere göre Hatay'da bir binamız yıkıldı. 3 erimiz şehit oldu. Eğer bir aksi talimatınız yoksa biz Genelkurmay Başkanımızla birlikte, Kara Kuvvetleri Komutanımızla birlikte efendim Hatay'a gidiyoruz. Dedik, uygun buldular ve biz devam ettik arkadaşlarım. Efendim saat 7'de bu çalışmaların bir devamı olarak da saat 7'de 2 askeri ambulans uçağımız Eti'de pist başındaydı arkadaşlarım. Saat 7.15'te arkadaşlarım Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yaptığı durum muhakemesine müteakip Sancaktar, Bayraktar ve İskenderun gemilerine seyre hazır ol emrini verdiler ve gemiler hazırlıklarına başladılar. Saat 7.30'da arkadaşlarım zaten esasen efendim bu Mersin bölgesinde bulunan, Doğu Akdeniz'de bulunan, düzeltiyorum, Doğu Akdeniz'de bulunan iki fırkateynle iki helikopter vardı. İsabetli bir şekilde orada arkadaşlarımız bu fırkateynlerin, iki fırkateynin ve iki helikopterin de İskenderun Körfezi'ne intikali emrini verdiler. Saat 7.30 arkadaşlarım, bu da çok önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'nın unsurları, kılıkları, kıyafetleri, uzmanlar, assubaylar, subaylar, köpekleriyle beraber. Bunlar tabii çeşitli yerlerde oturuyorlar. Lojmanda oturuyor, sivilde oturuyor. Bunlar sabah, efendime söyleyeyim, kaçta aldılar emri? Saat 4.30'da. Saat 4.30'da bu hazırlık emrini aldıktan sonra saat 7.30'da arkadaşlarım, bu arkadaşlarımız teçhizatlı olarak, göreve hazır olarak saat 7.30'da arkadaşlarım Eti Mevcut Havalanı'nda hazır hale geldiler. Saat 8'de arkadaşlarım AFAD'dan talep gelmişti. Bizim işte Ankara, İstanbul ve İzmir'den benim malzeme ve personel nakli uçak ihtiyacımız var. Buna istinaden de efendim 3 A400M uçağı efendim Kayseri'den Ankara, İzmir ve İstanbul havalandı. Saat 10.45'te arkadaşlarım Yaşar Paşa ile Musa Paşa ile birlikte biz de Eti'den havalandık 10.45'te.
10.45'e kadar da bizim telefon görüşmelerimiz sürdü. Bizim bir takım organizasyon çalışmalarımız sürdü. Bizim işte bu işte havaalanları vesaire falan filan oldu. Artı efendim oradaki ulaştırmadaki efendim faaliyetleri izledik. DAK taburuyla efendim bu bilmem şeyle insan yardım tuvalinin unsurlarıyla konuştuk, görüştük. Onları bindirdik. Efendim onları da uğurlamak üzere. Saat 11.30'da İncirli'ye indik. Yağmurdan dolayı oralarda koordinasyon çalışması sürdü. Gidebilir miyiz, gidemez miyiz? Gidemezsiniz dediler. Bu sefer araba bulduk. Arabalara bindik ve yola koyulduk. Bu şartlarda arkadaşlarım bir mücadele başladı. Ve çok şükür giderek artan bir tempoda, giderek efendim yerleşik bir tempoda bu mücadele devam etmekte şu anda hızlanarak. Bütün olumsuzluklara rağmen efendim hava kuvvetlerimizin ve kara kuvvetlerimizin hava unsurları arkadaşlarım hem kendi hem de AFAD'ın unsurlarını ve malzemelerini arkadaşlarım istenilen noktalara götürmek için canı yaş bir gayret gösterdiler ve bu şekliyle efendim intikalleri desteklediler. Ve tabii biz başlangıçtan itibaren şu anlattıklarımdan anlaşılacağı üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı unsurları arkadaşlar ilk andan itibaren askeriyle, siviliyle, işçisiyle, teknik personeliyle seferber oldu. Ve bu manada arkadaşlarım bölgeye intikaller sürekli efendim, hale geldi. Her şey fırsat bulanlar, ihtiyaç duyulanlar bir plan dahilinde bölgeye nakledildi. Burada en önemli husus hava koridoru. Bu hava koridoru ile alakalı arkadaşlarım, hava muhalefeti bir tarafa, bu Hatay havalanı bir tarafa, gerçekten onlar da büyük bir gayretle, büyük bir kahramanlıkla, fedakarlıkla personel ve malzemenin deprem bölgesine, deprem bölgesinde dışarıya doğru kişilerin, vatandaşlarımızın ve yaralarımızın tahliyesi de gerçekleşti. Arkadaşlarım tabii bu mücadele büyük bir mücadele, felaket büyük bir felaket, mücadele büyük bir mücadele. Bu mücadele biraz önce bahsettiğim gibi siviliyle, askeriyle, herkes, Türk Silahlı Kuvvetleri de diğer bakanlık ve kurumlarla, kişilerle, o özel teşebbüs dahil, buraya gelen bir sürü insan var, çalışanlar dahil, mahalli idareler var, mülk idareler var, özel teşebbüs var. Bütün herkes, yurt içinden, yurt dışından yardım yapanlar var. Bu acının dinmesi için, bu yaranın sarılması için, ona da ben gerçekten bu gösterdikleri efendim cömertlikten dolayı, haricen hamiyetperlikten dolayı da ben en içten duygularla gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum, şükranlarımı sunuyorum. Arkadaşlarım problem bitmedi. Mücadele bitmedi. Mücadele devam ediyor. Bir taraftan terörle mücadele, hudutlarımızın güvenliği, semalarımızdaki ve denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizin korunması, kollanması. Diğer taraftan da depremle mücadele. Dolayısıyla biz aynı şiddette, aynı tempoda arkadaşlarım, gözümüz açık, kulağımız açık, beynimiz açık, vatanımıza, milletimize, silahlı kuvvetlerimize, vazifemiz çerçevesinde, hukuk çerçevesinde ve şeffaf bir şekilde görevlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun, hoşça kalın, hepinize kolay gelsin.